Assalomu alaykum. Siz YouTube platformasidagi Rozi TV kanalini kuzatmoqdasiz. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing va obuna bo'ling. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan wa zidna tibaa. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي bugungi mavzuimiz bir o'zgacha ya'ni biz olib sizlarga gapirayotgan bu ma'lumotlar Hujjatul Islom Abu Hamid G'azzoliyning İlcamul Avam an ilmil kelam degan kitabdan olingan. Kitabın mazmunu avam halkını kelam ilmiden celala koyuş. Yani akide hakkıda, kelam hakkıda ilimden havar bulmagan, çukur akhir ilimlerden, muman şari ilimlerden bir havar bulgan, savdaga, hunarvand, dini bilimlerden uzak bulgan adamlar avam halk yapırması kereyi degan mavzu kitabda. Bu kişi özünün asrının mücaddidü dini bo'lgan. Yani özünün asrıdaki dinini yangilovchisi bo'lgan. Bu kişi ikinci İmam-ı Şafii degan laqabda bo'lgan. Bu kişi özünün zamanasında müştahid makamı yetkendiden keyin 10 yıl adamlardan uzlatga çıkıp mescitte fakat riyazet bilen, ibadet bilen, kıyam-ı lay bilen, zikir bilen, Kur'an bilen maşgul bo'lgan. Mana şu riyazeti, mana şu mihnati, mana shu qilgan harakatlarining mukofoti olarak Alloh azza va jalla bu kishiga insonning nafsi, ruhiyat haqida boshqalarga bermagan ilmini berdi. Insonning mana shu nafsiy holat haqida, ichki dunyosi haqida. Avval Abu Hamid G'azzoliyni kim ekanligini ozgina bir tanitib qo'yaylikki, u kishining gaplari qanchalar biz uchun qadrli, shuni bilib olamiz. Imom Navaviy aytadi, albatta Alloh azza va jalla har 100 yilning boshida bu ummat uchun uning dinini yangilovchi bir kishini yuboradi degan. Ya'ni ana shu 5-chi 100 yillikning mujaddidud dini Abu Hamid G'azzoliy deyiladi. Abu Hamid G'azzoliy islomning ustunlaridan, ulug' imom, yangiliklarni kashf qiluvchi ulug' inson. Muhammad ibn Yahyo an-Nisoburi aytadi, Imom G'azzoliy 2-chi Shofiyai. İmam-ı Şafii'nin dünyaya geliş hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başvaratlar var. Muttalib ruhudan bir adam çıkadı, dünyanın ilim marifetine dolduradı deydi. İmam-ı Gazzali 450. hicri yılda tuğulgen, bizim ilimizde 1058. 1111. yıllarda tuğulgen bu kişinin yaşayan davrı. İmam-ı Zahabiyyat adı Şeyh Gazzali İmam, bilimler ummanı, İslam hüccəti, öz zamanasının möcüzəsi, İslam ziynəti deməkdədir. İmam-ı Zəhəbiyyini İmam-ı Qazzaliyə verirkən tarih. İmam-ı Qazzali davrıdəki fikri qarışlar, hazırki davrıdəkidən buradalar bir neçə olaraq qatdır bugün. Fırqalarını bir-birge qarama qarşıdaki küşlüyü oğudur. Yəni, o davrıdəki fırqalanış, hazırki davrıdəki fırqalanışdan 10 barabar köprü oğudur. 10 barabar. Ya'ni İlcamul Avam kitobi Abu Hamid G'azzoliyning qalbiga mansub, u kishining hayotida yozgan oxirgi kitobi. Binobarin, hayotiy tajribasi, ilmiy salohiyati cho'qqiga chiqqan paytda yozgan kitobi. Mana bugun mana shu avom xalqni kalom ilmidan jilovlab qo'yishlik degan kitobidan olingan. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qiladi, astagfirullah. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ Ali İmran surasında Rabbimiz Subhanahu ve Teala aytadı. O sizge kitabını tushurgan zotdir. Unda Kur'an'da muhkem aydın ayetler ham bor ve ular kitabının aslidir. Yana mutashabih ayetler ham bor. Mana Kur'an'da Allah Teala ayetlerini iki yıl bolcigine ediyordu. Muhkem ayetler, mutaşabih ayetler. Muhkem ayetler Kur'an'ın asli.
aksar oyatlar muhkam. Mutashobih oyatlar ham bor. Mana endi shu muhkam va mutashobih oyatlarning nima ekanligini tushunib olaylik. Muhkam degan so'z mahkam, ochiq oydin, boshqa yoqqa burib bo'lmaydigan degan ma'noni anglatadi. Masalan, istadiringlar qul huvallohu ahad. Ayting u Alloh bittadir, yagonadir. Boshqa ma'nosi yo'q, demak muhkam. Qur'on asosan shunaqa oyatlar bilan. Endi mutashobih oyat qanaqa? Mutashobih o'xshash, bir-biridan ajratish qiyin, bir qancha ma'nolarga dalolat qiladigan oyat mutashobih oyat deyiladi. Bunga misol, istadibillah, yadullohi fawqa aydihim. Sahobalar Hudaybiya kunida Rasulullohning qo'liga qo'llarini qo'yib bayat berishganidan keyin Alloh taolo aytdi, Allohning qo'li ularning qo'lini ustida. Bu mutashobih oyatga misol. Chunki bir eshitganingizda qo'l degan so'zni eshitib turib, hayolingizga insonning qo'li kelishi mumkin. Ya unaqa bo'lmasa kerak debsiz. Mana ikkilandingiz. Birinchi oyatda Alloh bitta dedi, tamam, boshqa ma'no yo'q. U muhkam oyat. Ikkinchisi yadullohi fawqa aydihim. Bu mutashobih oyat. Muhkam oyatlarda muammo yo'q ummat o'rtasida. Muammo mana shu mutashobih oyatlarda. Hozirgi kunda ayrim bir toifalarga o'zini nisbat qilgan ilmsiz musulmonlar bor. Mana shunga o'xshagan mutashobih oyatlarni va shunga shu ma'noga yaqin bo'lgan, shunga o'xshagan hadislarni o'qib tarjimasini zohirin ushlab olib, juda ko'p mushkulalarga, muammolarga sabab bo'lyapti, musulmonlarning o'rtasidagi ixtiloflarni keltirib chiqarishyapti. Bugun shu muammoni hal qilishga harakat qilamiz. Mutashobih ma'nosi bir necha xil bo'lgan, bir necha ma'noga dalolat qiladigan oyatni ushlab turib, tarjimasidan o'zi tushungan narsani olib turib, bu oyatdan maqsad shu deb musulmonlar o'rtasida ixtilofga sabab bo'linyapti. Har safar aytamiz. Bu muammolarning hammasini sababi bitta. Nima u? Ilmsizlik. Ilmsizlik. Mana shu mutashobih bo'lgan oyatlarni zohiridagi ma'nosini ushlab olib muammo bo'lyapti. Mana ana shunday oyatlarda mana Alloh o'qiysiz, Alloh taologa qo'l, oyoqqa o'xshagan jismni ma'nosini siz bilan bizning kallamizga olib keladi. Yoki tushish, bir joydan bir joyga ko'chish, arshga o'tirish, qaror topishga o'xshagan boshqa bir qancha sifatlarni zohiriga qarab turib shu oyatlarni isbot qilishadida va mana shu o'zlarining tutib olgan xato yo'lini salaf solihlarning e'tiqodi shunday bo'lgan deyishadi. Endi salaf solihlarning bu oyatlarga, mutashobih oyatlarga va shunday hadislarga e'tiqodi haqiqatda qanaqa bo'lgan? Olim bo'lmagan avom musulmonlar mana shunday oyat va hadislarni ro'parasiga kelganda qanday mavqifda turish kerak? Avom xalq degani nima degani? Avom xalq degani musulmonlarning ommasiki ilmsiz. Demak, mutashobih oyatlar va hadislarni ro'parasiga kelganda avom xalq qanday mavqifda turishligi kerak? Musulmon kishi qaysi narsalar haqida bahs qilishi kerak? Qaysi narsalar haqida bahs qilish kerak emas? Qaysi mavzuda o'zini cheklash kerak? Qaysi mavzuda tilini tiyish kerak? Qaysi mavzuda aqlini tiyish kerak? Chegarasini bilishlik kerak avom xalq. Mana shu savollarga javob topishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Abu Hamid G'azzoliyning Iljamul Avam an Ilmil Kalam kitobidan. Avvalambor mana shunday mutashobih oyatlar va hadislar haqida salafiy solihlar qanday e'tiqodda bo'lishgan? Avvalo bilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa, hech qanday shubha bo'lmagan eng to'g'ri yo'l bu salaf solihlarning yo'li. Sahobalar, tobiylar va taba tobiylarning yo'li. Bunga butun ummat ijmo qilgan. Salaf solihlarning e'tiqodini ushladim degan katta ilmlardan uzoq bo'lgan oddiy, omma mu'min kishi mana shunday mutashobih oyat va hadislarga duch kelganda qanaqa yo'l tutish kerak? Abu Hamid G'azzoliy bunaqa odamlar 7 ta ishni qilish kerak. Mutashobih